Hamit yazın. Biraz sağa doğru açılabilir. İyi akşamlar diliyoruz öncelikle. Bizim için çok mutluluk verici bir galibiyet. Çünkü ligdeki iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor deplasmanlarından biri Trabzon deplasmanına geldik. Öncelikle buradan Trabzon spor yönetimine teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Trabzon emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlem almaya da gerektirecek bir durum da olmadı. Ben her zaman şunu düşünüyorum, hani Türk futbolunun tansiyonun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarım da, başkanımız da aynı görüşte. Biz futbolda tansiyonun düşmesini istiyoruz, barışın gelmesini istiyoruz. Ve bugün o açıdan güzel bir gündü. Yani rekabet ölümüne yapalım ama sağ içinde kalsın diyoruz. Ama tabii ki maalesef ülkemizde hepiniz biliyorsunuz ki son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Hani bugün artık yeni bir diyeceğim hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada şimdi pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Çok da uzun konuşmayacağım ama hafta içerisinde ben söylemiştim zaten inancım kalmadı diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Burada yanlış anlamayın, bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. Sen dediler çok gençsin, sen daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur dediler ve hemen VAR'dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Zaten hakem hocalarımız değerlendirecek, şüphemiz de yok. Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz. VAR çok önemli deniliyordu. İşte VAR'dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu gol verilmedi. Baktığınız zaman yani biz ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Trabzonspor'un da hakkı yenmesin. Ama Trabzonspor'un hakkı yendi diye bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye bir operasyon yapılmasın. Her zaman yapı diyoruz. Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Yani gülüyorum artık. Kendi kendilerine bir şeyler bulup al işte al işte al işte al işte. Türk futbolunun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur. Daha da fazla konuşmak istemiyoruz. Soru almayacağım ama son cümlemi de taraftarlara, cümlemi taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Bugün taraftarımız bize burada olamadılar belki ama kalplerini, gönüllerini yolladılar. Onların o bize olan desteğini, takımımız olan desteğini her dakika hissediyoruz. Ve yönetim, taraftar ve futbolcular kenetlendiğimiz zaman bugün maç öncesi soyunma odasındaydım. Futbolcuların bu galibiyet için nasıl and içtiklerini şu anda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama taraftarımız şunu iyi bilsin. Çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Ve bugün maçı alacaklarına söz verdiler bize. Ve bunu da gerçekleştirdiler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Lig uzun bir maraton her zaman söylüyoruz. Biz fikstürün zor tarafındayız. Ve zor tarafında da gayet şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah tabii ki devamını da getirip bu sezon daha başka mutluluklar yaşamak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bir kez daha buradan teşekkürler. Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek. Hacım Bey, Samsun'da da var koltuğunda Dile Karaoğlan vardı. Bugün de Dile Karaoğlan var. Bir şey söylemek ister misiniz? Ya şöyle anladım. Arda kardeşler biz Galatasaray deplasmandayken biliyorsunuz futbol katletti. Sonra Beşiktaş maçında katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum yani. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın ama maalesef MHK başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Onun da bu konuları takip ettiğinden şüphem yok. Eminim ki
kendisi de olayları görüyordur. Biz federasyonun alacağı kararları bekliyoruz. Onlara güveniyoruz. Mutlaka bir şey olacaktır. Herhalde yani bu tiyatro her gün, her hafta, ben bilmiyorum, dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir rezalet yoktur herhalde. Her hafta biz başka bir şey konuşuyoruz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin. Bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz. Ama bize bir tane haksız bir şey verip karşı tarafa üç tane vermeye kalkmayın. Komik oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hocam bir şey teşekkür ederim. Yapıyla alakalı çokça detay veriyorsunuz. Ya konuşmak istemiyoruz. Şimdi yani şu anda maçla ilgili konuşuyorum. Hani yapın ne olduğunu gördünüz. İşte yapı. Ne diyeyim işte. Hocam teşekkürler. Jose Mourinho'nun teşekkürler. Bir açıklaması var. Teşekkür. Hocamızın ve Amrabat'ın, Ceko'nun söyledikleri zaten durumu özetliyor. Ben hepsini de takip ettim. O yüzden çok konuşma gerek yok. Onlar zaten yabancı olarak, Türkiye'deki yabancılar olarak bu konudaki görüşlerini söylediler. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Tamam. Sağ olun.